yaşayan Bülent Kuaför işletme sahibi Bülent Tosun, canından çok sevdiği mesleği için 1987 yılında Çin'den Aydın'a taşındı. Merhabalar. Aydın, Çin'e Bahçarası köy doğumluyum. Bir oğlum, bir kızım var. Evliyim. Bunun yanında 1987 yılında Aydın'a gelmiş bulunmaktayım. Canımdan çok sevdiğim kuaförlük mesleğine çok büyük özentim vardı. Dolayısıyla 87 yılında mesleğe başlayarak o gündür bugündür aralıksız mesleğimizi icra etmek durumundayım en iyi şekilde. İlkokuldan beri kuaför olmak isteyen Bülent Tosun'un meslek hikayesini dinleyelim. Şöyle bir özentim oldu kuaförlük mesleğine karşı. Şimdi ilkokulda öğretmenim hep sorardı, çocuklar ne olmak istersiniz falan diye. Tabii arkadaşlar derdi, bazısı doktor, bazısı polis, ben öğretmen. Ama ben hep derdim ki ben bayan kuaförü olmak istiyorum. Ve bu şekilde bu süreç başladı. 87'de Aydın'a geldim. Tabii o dönemde çıraklık okulu yoktu. İki dönem normal olarak çalıştık, çırak olarak. Daha sonra 1989'da Mesleki Eğitim Merkezi'nde çıraklık okulu dediğimiz okula başladık. Ve bu süreçte kalfalık, çıraklık, kalfalık, ustalık derken uzun bir süreç yolumuz. Çok şükür ki bugünlere gelmiş bulunmaktayız. Küçüklük aşkı olan mesleğini en iyi şekilde hizmete sunan Bülent Tosun, 1998 yılında kendi markasını yarattı. 1998 yılında Aydın Efeler Merkez'de ilk iş yerimi açtım. Daha sonra o iş yerinde 1-2 yıl ikamet ettik. Daha sonra karşı tarafa geçtim. Yine hep aynı bölgede çalıştım. O süreçte de 2006 yılında da bulunmuş olduğumuz salona geçtik. Tabii bu salon küçüktü. 120 metrekare bir salonumuz vardı. Dolayısıyla zamanla, süreçte çalışarak salonumuzu biraz daha büyütme durumuna geçtik. Şu anda da 230 metrelik bir salonda Aydınlı bayanlara hizmet veriyoruz. Yıllardır adından söz ettiren Bülent Kuaför'de ne gibi hizmetler var? Gelin birlikte izleyelim. Şimdi bildiğiniz gibi kuaförde saç işlemlerinin tamamı yapılmakta. Bunun yanında profesyonel makyaj ve microblading dediğimiz işlemler yine yapılmakta. Manikür, pedikür zaten onlar kuaförün içerisinde bulunan işlemler. Bu şekilde hizmetleri sunuyoruz. Yurt dışı ve yurt içindeki organizasyonlara katılan Bülent Tosun hepsinden de ödüllerle döndü. Peki bu süreçte hiçbir şey kolay olmadı. Uzun süre mücadele. Yurt içi, yurt dışı organizasyonlara katıldık. Oralarda saç yapımı olsun, eğitimler olsun, birçok ülkede eğitimlerimizi almış bulunmaktayız. Tabii ki bunun yanında hiçbir şey kolay olmuyor. Bizim en büyük salonda özelliğimiz hiç kimseyi ayırt etmeden salonumuzda hizmet vermemiz. Bunun yanında işimizin bir parçası olarak gördüğümüz hijyen olayımız elimizden geldiğince çok yüksektir salonumuzda. Bülent Tosun Avrupa ülkelerinde eğitimlere katıldı. Avrupa ülkelerinde yani 3'er günlük 5'er günlük bir eğitimlerimiz oldu. Burada saç yapımı ama şu var ki sanat en iyi şekilde Türkiye'de icat edildiğini unutmayalım. Saç yapımı olarak biz inanın dünyanın
zirvesinde olan ülkelerden birisiyiz bence. Ben İtalya'ya gittim. İtalya'da da eğitim aldım. Ama onlar tabii ki üretimde bizden daha üstünler. Bizim sanatsal olarak üstünlüğümüz her yerde daha yüksek olduğunu düşünüyorum. İzmir'de de, Türkiye'de de belli yerlerde sahnelerimiz oldu. Aydın'da da oldu. Kendi yaşadığımız memlekette bu işler tabii daha farklı, daha güzel oluyor. Yani birçok yerde ödüllerimiz var. Bülent Tosun'un genç girişimcilere tavsiyeleri ise dürüstlük. Bence kuaförlük mesleği dünyanın en güzel mesleği. Ben bunu en küçükten en büyüğe kadar tavsiye ediyorum. Yani sevmediğin bir işi zaten yapamazsın. Ve ben çok sevdim. Yeni başlayan kardeşlerimiz her zaman için daha çok sevsinler. Bir adım ileriye nasıl gidebiliriz? Bunun projesini yapsınlar. Ve çalıştıktan sonra her şey oluyor. Ama tabii ki burada müşteriye düzgün, dürüst, iyi bilgi vermek. Hiçbir zaman için müşterimizi para gözüyle görmeden işimizi en iyi şekilde icra ettiğimiz zaman zaten başarı kendiliğinden de gelecektir diye düşünüyorum.